arkadaşlar, bir çekime daha başladık. Biraz zor aldıktan sonra kameraya geldik. Öbür türlü çekemiyorum ama olmadı. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Evet, şimdi olduğu gibi kamerayı bir iyice tutayım. Korkuyorum düşüreceğim diye. Şimdilik o benim her şeyim çünkü. Evet. Görüyorsunuz. Mavi çayırlar. Mavi çayırlar. Ara düzlüklerdeki mavi çayırlar. Mükemmel çayırlar. Yemyeşil. İnanılmaz bir duygu ve coşku geliyor sana. İnsan çok kötü bir ruh halinden çok sevinçli bir ruh haline dönebiliyor. Arkadaşlar diğer taraftan gitti. Ben de buradan gitmek istiyorum. Burası şuralık ara tabiat ormanının olduğu yer. Şurası onların geçmişte kaldıkları yerler. İnanılmaz bir coşku. Buralara benzemez. Ne yerlere gidiyoruz? Artık görüyorsunuz mavi çayırların üzerindeyiz. Sanki yüzüyoruz. Coşkuyu kesinlikle anlatamam. Onlar bu taraftan gelecek. Sırttan. Ben direkt buraya geldim. Şurada su kuyular var, sarnıçlar. En kurak zamanda dahi burada su oluyor. Çok eski, yani 50'li yıllarda yapılmış bunlar. Şurada bir su çukurumuz var. Hayvanlar buradan su içiyorlar. Şurada da var bir tane. Bol miktarda domuz izleri görüyoruz burada. Geçen yıllarda da gördük. Görüyorsun şuralardan girip çıkmışlar. Şuradaki şeyler. Bir tane atmaca veya şahin uçuyor orada. Görüyorsunuz değil mi? Mavi çayırlarımız var. Mükemmel bir doğa. Arkasında Ördebek Yaylası'nın karlı zirveleri. Birkaç ay sonra buralardan şu bitkilerin arasından çiçekler yükseliyor. Orada da siyah sarı kelebekler. Ziraat Mühendisi Bitki Koruma sayfamda, Facebook sayfamda paylaşmıştım. Onlar baş gösteriyor ve endemik bir tür. Bu kadar Batı Toroslar'da yer gezdik. Onun gibi başka görmedim çünkü. Yani başka yerde görmedim. Evet, o lojmana geldik. Geçmişte araştırmacıların lojman olarak kullandığı alana geldik. Burada durmak istiyorum artık. Buranın içini de çekip size göstermek istiyorum. Her yerde mükemmel bir doğa var. Şimdilik durdurayım videoyu. Şu yapıyı araştırmalar için kullandıklarında buralarda yapmışlar. Çok, yani muazzam bir kokusu var. Cidden muazzam bir kokusu var. Şu mis gibi katran, bizim buranın deyimiyle, biz yörüklerin deyimiyle sedir. Sedir sibani.
Sedirden yapılmış. Buraya gelenler bir takım yazılar yazmışlar. Bakın 1966'dan bir yazı. 47 doğumluymuş amcamız. Ondan sonra burada araştırmacıların şeyi vardı. 2001'den, 2006'dan, 2005'ten var. Şurada bir yerdeydi. Hatta mail adresi falan yazmışlardı. Birkaç yere bulacağım bunu. Karı koca araştırmacı isimleri vardı. Bu arada şöyle şeyi göstereyim. Hayalet ev gibi burası. Bakın burada şeyler var. Bizim ekip geliyor. Yine Sedir'den evler var. Bu eskiden şöminesiymiş karşılıklı. Hem o odanın hem bu odanın. Yani arada bölünme varmış. Buradan yapıyormuş. Buralar bak. Bakın dolaplar. Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın mesela bu şömineler doğaya dayanamamış ama sedir mükemmel bir ağaç. Hala taş gibi duruyor. Her yeri duruyor. Bakın beton kısımları çökmüş. Kiremit kısımları çürümüş ama sedirde hiçbir şey yok. Bakın burada da bir L şeklinde ranzalar var. Yani mükemmel bir ortam. Burada da aynı şekilde iki ranza. Çok güzel bir şey yapmış. Aslında buraların nasıl söyleyeyim, ayakta tutulması lazım. Ancak işte bence yanlış politika. Bu şekilde terk edip gitmişler. Mükemmel ya, mükemmel. Ve daha önce size Pierre'de ile alakalı bir video çekmiştim. Bakın bu da Apontales glomeratus'un pupaları. Buradan arıcıklar çıkacak. Burada da bir tane Pieris brassica kelebeği pupa olmuş. Bu şekilde kendisini buraya pupa olarak sabitlemiş. Bu Apanthales'in hışmından kurtulabilen larvalar. Bakın burada da Apanthales glomeratus yine. Pupaları. Parazitoid olduğu için bozmak istemiyorum. Şöyle açalım. Bakın. Buralarda konaklanmışlar. Piller var, çok eski tarihli. Görüyorsunuz sedir hala dimdik ayakta. Bence bu kadar masraf edilen bir yapı korunmalıydı ve bence yanlış gördüğüm bir şey daha var. Buraları kapatarak, halktan uzak tutarak bakın burada bir hayvan ölmüş. Demek ki buraya sığınmış, burada ölmüş kalmış. Çünkü kışın burası çok acımasız oluyor. Az önce zirvede de bir tane at leşi vardı. Burada yılkı atları var. Terk edilmiş atlar. Kendi başlarına dolaşıyorlar. Ne diyordum? Yani buralar saklanarak insanlara sevdirilemez. Doğayı böyle yerlere yürüyüşler düzenleyerek, belli aralıklarla açarak bence insanlara tanıtmak lazım. İnsanlara sevdirmek lazım. Yoksa bir anlam yok. İnsan sevmediği bir şeyi korumak da istemez. Biz bu motorlarla maalesef tartışmalar sonucunda buralara girebiliyoruz. Veyahut da işte farklı yollarımız var. Onları şu anda ifşa edemem. O şekilde girebiliyoruz. Bakın çok güzel düşünmüş. Ses yapmasın diye keçeden kapı çarpmasın diye keçeden şeyler yapılmışmış. Ve büyük ihtimal sızdırmazlık içinde olabilir bu. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var. Bu odanın şöminesi yok. Demek ki buraya üşümeyen arkadaşlar geliyormuş. Öyle diyelim artık. Bakın burada da bir oda var. Burası da herhalde mutfak olarak falan kullanılmış veya farklı bir amaçla. Çünkü burada da şey yok. Nasıl söyleyeyim? Herhangi bir ranza falan yok. Düşünsenize ya böyle bir yerde bir gece geçirdiğinizi. Arkadaşım bir tanesi olayı abarttı. İnşallah biz bir gün burada gece geçirelim. Bir gün diyorum burada gece geçirelim.
Şimdi Melek, size anlatacağımız şeylerden bazıları bu kadar. İnşallah size fırsat buldukça video çekip kanalımda yayınlayacağım. Bugün bir takipçim şey diyordu. İşte güzel videolarınızı bekliyoruz falan diyordu. Onların da içi açılır. Şöyle doğayı bir kez daha gösterip sonlandırayım. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.